Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümevarım 2 testlerinden test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kenar uzunlukları AB eşittir, AC eşittir 10 cm ve BC eşittir 12 cm olan ABC üçgenin çevre çemberinin merkezinin BC olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Hemen üçgenimizi çizelim mi arkadaşlar çizelim. Şöyle çizdik. Peki bu üçgeni çizince çevre çemberin merkezinden bahsetmiş. Arkadaşlar çevre çemberini şöyle çizelim. Biraz çember bilgisi de lazım ama çember bilgisinde biliyoruz arkadaşlar az çok değil mi? Çevrel çemberin merkezi burasıyken çevrel çemberin merkezinin nedir arkadaşlar? Bak yarıçap, yarıçap, yarıçap. yarın bunlar ne olacak? Merkezi burası size Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap olacak. E tamam. Hocam bu yarıçap, bu yarıçap, bu da yarıçap yazdık. E sonra burada merkez varsa, kiriş varsa çektik yapsak ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek arkadaşlar. Yani bunu direkt burası ne oldu? 6'ya 6 oldu. Aa hocam bu ikiz kenar üçgen. Buradan çizilen yükseklik de yani bunun kenar orta dikmesi yüksekliktir aynı zamanda. E, bu kenar orta dikmesinin devamı A köşesinden geçer o zaman bu doğrusal oldu. E hocam 6 10 6 8 13 üçgeninden 8 olacak tamamı. Buraya da 8 eksi R kaldı. E olay bitti. Ne var burada arkadaşlar? Pisagor. Pisagor uyula bakayım şimdi burada. R'nin karesi eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 6'nın karesi olduğundan. R kare eşittir 64 eksi 16 R artı R kare artı 36 olduğundan R kareler nanay oldu. 16 R eşittir 64 artı 36. Yani kaç yaptı arkadaşlar? 100 mi yaptı? Evet 100 yaptı. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 25. R de buradan 25 bölü 4 yapar. Ama bizden ne isteniyor? Çemberin merkezin BC'ye olan uzaklığı isteniyor. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. 8 eksi R isteniyor. 8 eksi 25 bölü 4 isteniyor. 32'den 25 çıkınca kaç yapıyor? 7 yapıyor. 7 bölü 4 yapar cevap o zaman arkadaşlar. Yani cevabımız Edremit oldu. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları eşit ve 12 cm olan düzgün altıgen kare ve eşkenar üçgenlerin yapıştırılmasıyla oluşmuştur. Arkadaşlar 12 birim burası. 12 birim burası. 12 birim burası. Burası da 12 birim mi? Evet. Eşkenar üçgen. Bir kere burası kaç derece arkadaşlar? Şurası kaç derece? 120 derece. Burası kaç? 90. Ee, sonra hocam e, burası 60 derece. Eyvallah. Sonra burası da 60. Bir eşkenar üçgen. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar 120, 90 daha kaç? 210. O zaman buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 360'dan 210 çıkarsa 150 derece kaldı. Aa hocam 150 derece kaldı. Ben şurayı da bulursam sinüsten. Tabi sinüs yaparız bunu aslında ama neyse sinüsten bulabilirim. E, burada bir şeyler yapmamız lazım. Bak, bir, özel bir durum var mı diye bakıyoruz. Hocam bak şimdi burası da 90 derece değil mi? Evet bak Z kuralı sağlandı böyle. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Paralel ve kelebek var burada değil mi? Artık bakın şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 12 bölü 12 yani birebir. O zaman şunlar birbirine eşit oldu. E hocam bunun bir kenarı 12 idi. Burası da 12 olacak. Yani burası 6 oldu arkadaşlar. Burası da 6 oldu. Şu üçgenin alanını yazacağım. 6 çarpı 12 çarpı sinüs. 150 bölü 2. Ama gerek yok. 150'nin mantığını ben şöyle kullanayım hocam. Şurada kaç? 30 derece. Çekerim buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Olay bitti. Bak taban 6 iken yükseklik 6 oldu. 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den cevabımız 18 olur. Sinüs minüs. Gerek yok kardeşim. Cevap akçay çıktı. ABC bir üçgen 60 derece verilmiş ve 6 kök 3 verilmiş. Şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre. Ağırlık merkezi olduğuna göre ben buradaki ağırlık merkezini kullanmalıyım. Nasıl kullanmalıyım arkadaşlar? Ya A'dan geleceğim. 6 kök kullanabiliyor muyum A'dan gelince? Aslında kullanırım. Ya B'den geleceğim ama özel açı parçalanmazdı ya da C'den geleceğim. İki ihtimalim var. Ya buradan çiz ya buradan çiz. Her ikisinden de gelir. Hadi şuradan çizelim. Hocam buradan çizince ağırlık merkezini kullanmak için tabii ki buradan çizince ne oldu? Hocam şuradaki oranlamalar var ve şunlar birbirine eşit. Mutlaka bunları yazıyoruz. Ağırlık merkezi bilgilerini kullanıyoruz burada. E hocam 60 var burada. 60'ın mantığını nasıl kullanırız? Hocam özel açı mantığı dik çizilerek kullanılır. O yüzden o yüzden size bu zamana kadar hep öyle eğittim. Yani kosinüs teoremi yaptırmadım, sinüs teoremi yaptırmadım, değil mi? 90'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı ne yapar arkadaşlar? 6 kök yarısı 3 kök 3 yapar. A 60'ın karşısı da kök 3 katından 9 yapar. Ana ne çıktı burada? Paralel. Yani bakın 1 bölü 3 oran var arkadaşlar. K bölü 3 K eşittir. X bölü 9 oldu. Yani buradan X kaç oldu o zaman arkadaşlar? 3'e eşit oldu. Cevabımız Cihan oldu. Kare biçimindeki kağıt kenarların orta noktalarından katlanarak bir kare oluşturuyor. Önce buraya doğru katlanmış sonra da buraya doğru katlanmış. Ne yapacağız? Bu şekli açacağız arkadaşlar. Böyle bir ay yıldız pardon ay hilal daha doğrusu yapılmış. Şimdi ilk şöyle katlanmıştı sonra böyle katlanmıştı. Geriye doğru açacağız. Geriye doğru açmak dediğim geriye doğru simetriğini alacaksınız arkadaşlar. Bak şöyle. Sonra hilalimiz böyle mi olacak? Hayır. Bak dikkat. Hilal böyleyken yansımasını alacaksın. Hilalin yansıması şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Hilalimiz bu şekilde olacak. Şimdi böyle katlanmıştı. Şimdi yukarı doğru açacağız. Yukarı doğru açtığında da hadi bunu maviyle yapayım. Yukarı doğru açtığında da nasıl olacak arkadaşlar? Yukarıya doğru katlanmışsınız simetriğini alacağım. Ya ben şöyle yapıyorum. Bak bir noktayı belirliyorum. Bir noktayı belirdikten sonra şöyle ovallık böyle. Hani buna göre yansıması arkadaşlar. Şu şekilde değil midir? Evet. Burada da bir nokta aldım. Sonra bak geriye doğru hop şöyle hop böyle. O zaman bunu arayacağım. Hangi şekilde var arkadaşlar? İki ilal sola iki ilal sağa bakacak. O da akçay şıkkında var. Cevabımız akçay oldu. Aşağıda ağırlık merkezi E noktası olan ABCD birim kare biçimindeki birim kare biçimindeki kare biçim birim kare biçimindeki bir kağıt B ve D köşeleri çakışacak şekilde katlanıyor. Evet şöyle yani şöyle köşegeni üzerine geldim arkadaşlar geldi. Kareye üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Yani 45 45 olacak. Yani köşegen üzerine katlandı. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Sonra da ee, daha sonra A köşesi D'ye boyunca katlanak A A köşesi D'ye boyunca katlanarak şu şekilde şu şekilde oluşturuldu. Sonra da K ve L orta noktaları birleştirilmiş. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Kel üçgeni atılıyor. Evet şurası atıldı. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? Burası kaldı. Hep geriye doğru açılım yapıyorduk değil mi? En son ne oldu arkadaşlar? Bu böyle katlanmış mıydı? Evet. O zaman o katlanmışı geriye doğru açıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle açtık. Geriye doğru katlanmışı açtık. Ama geriye doğru katlanmışı açınca bakın şu üçgenin de simetriğini alacaksınız. Hocam şu üçgenin simetriği bu değil midir? Boş olan kısım burası. Dolu olan kısım önemli arkadaşlar. Bak burada dolu olan kısım buydu. Dolu olan kısım burası değil mi arkadaşlar? Şimdi simetriyi. Hop bu doğruya göre. Çapraz doğruya göre simetriyi aldım. Tamam. Bundan önce nasıl katlanmıştı arkadaşlar? Bu üçgeni elde ederken şu şekilde katlanmıştı değil mi? Şöyle arkadaşlar. Bu bu tarafa katlanmıştı. Şimdi bu tarafa doğru açacağım o zaman şekli. Hadi bakalım. Şekli bu tarafa doğru aç. Şekli bu tarafa doğru açmak demek hocam. Hop şöyle eski haline geri geldi. Şöyle bir şey oldu. Değil mi gençler? Evet. Ama şuradaki boşluğun ya da dolu kısmında şeyini alacağız değil mi arkadaşlar? Katlanmışı şu şekilde oldu mu? Dolu kısımlar nereleri oldu arkadaşlar? Şurası boşken burası boş oldu. Dolu kısımlar da şuraları oldu. İşte bizden ne isteniyor? Son durumda kağıt son durumda kağıt katlanan yerlerin tekrar açıldığı elde edilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu bir birim kareydi değil mi? Bir kenara birdi arkadaşlar. Birdi. Hocam burası birken e, ee, burası Burası 1 ken ort tabandan dolayı burası 1 bölü 2 mi oldu? Çünkü eşit eşit ort tabandan 1 bölü 2. İçerideki şekilde bir kare mi oldu? Evet kare yani burası da 1 bölü 2. Niye kare oldu hocam? Şu katlamadan dolayı burada açılar da birbirine eşit olacak. E 90 derece olduğundan dolayı e, burası da 45 oldu. Aynı şekilde burası da 45. 45 90 oldu. Her yer 90 90 90 oldu. Bizden e, en son şekilde alan isteniyor. Yani büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağım. Yani 1'in karesinden 1 bölü 2'nin karesini çıkartacağım. 1 eksi 1 bölü 4 isteniyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 1 eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Şekilde ABCD ve EFKL eş dikdörtgenler verilmiş. Ve AE uzunluğu da 6 olarak verilmiş. Eş dikdörtgen ise kısa kenarı 8 iken burası da 8 6 8 13 ikeni yaptı. Hocam burası 30. e Burası da ne olacak arkadaşlar? 31 mi olacak? Peki. Sonra bizden şu uzunluk isteniliyor. Madem eş bunlar eşse 8'e 30'sa burası da 8'e 30 diye yazalım arkadaşlar. Peki BF uzunluğu isteniliyor. BF ayet dik üçgene karşılık getireceğimiz belli arkadaşlar. Şuradan bir dik çizecek olursak olay bitti sanki değil mi? Evet dik çizdik. Arkadaşlar var mı özel bir durum? Var. Burası da 90 derece hocam. E burada bir temel orantı var galiba değil mi arkadaşlar? Önce temel orantıdan önce tabii temel orantıyı kullanacağız. Hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. 6 ise direkt 12 diyebilir miyiz? Koldan kola geçişte direkt aynı oranı yazabiliyorduk. Hocam tamamı 30 olduğundan buraya 18 kaldı. Eyvallah. Bana burası da lazım. Sonra Pisagor yapacağım. Hocam burada 10 bölü 30 oran var. 10 bölü 30 oran neye eşittir arkadaşlar? 8 bölü haşa eşittir. 8 bölü haşa eşittir. Buradan sıfırlar gitti. 3 kere 8 24 mu? Haşı da buradan 24 bulduk. Haş 24 çıktı. Hocam 18 ve 24. Bu 6'nın 3 katı. Bu 6'nın 4 katı ve o zaman burası da 6'nın 5 katından dolayı 3 4 5'in 6 katından dolayı o zaman burası da 30 yapar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu. Tabanı dikdörtgen şeklindeki bir havuza köşegen uzunluğun uzunluğu 25 köklü olan kare şeklindeki fayanslar döşenecektir. Kare şeklindeki fayanslar 25 kök 2 ise arkadaşlar şöyle göstereyim bir köşegen 25 kökki ise kare şeklinde olduğuna göre bunlar da 25-25 midir? Bir kenar karelerin bir kenarı 25 santimetre. Peki. Bu havuzun uzun kenarına 40 tane. Evet uzun kenarına 40 tane. 40 tane 25 yerleştiriyorum yani. 40 çarpı 25 mi yapar arkadaşlar burası? Yani 4 kere 25 100 yapar. Bir tane daha 0 yaptı. 1000 yaptı arkadaşlar burası. Kısa kenarında da 24 tane. 24 tane 25 yerleştireceğim. 24 tane 25 arkadaşlar bu 6 çarpı 4 çarpı 25 olduğundan 4 çarpı 25 100 olduğundan 600 mi yaptı burası da evet 600 yaptı. Buna göre havuzun tabanının alanı kaç metre karedir arkadaşlar bakın burası santimetre ee, 1 metre 100 santimetre olduğuna göre o zaman 1000 iki tane sıfır atacağım 10 metre midir evet 600 6 metre midir evet. Bizden bu havuzun alanı isteniyor arkadaşlar. 6 ile 10'un çarpımı isteniyor. Yani cevap ne yaptı o zaman? 60 metrekare yaptı. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıdaki şey ezlongon sırt yaslanan kısmının uzunluğu 75. Burası 75 arkadaşlar. Yani şurası da 75 mi oluyor? Evet. Ya e 60 var, 75 var. Ben bunu 15'e bölsem 12. 15'e bölsem 12. 15'e bölsem 15'e bölsem yok. 15 e 15'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 4. 15. Ha tamam. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 15 çarpı 4. Hocam burası 15 çarpı 5. Hocam burası ne olacak? Bu da dik üçgen ya. 15 çarpı 3 mü olacak? Evet. Yani burası 45 oldu. Buna göre longun sırt yaslanan kısmının yani şurasının x'in uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 45, 60 ve 75 üçgeni var. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse Öklitten de yapabilirsiniz ama üçgenin alanından yapmak daha mantıklı demiyor muyuz hep? Yapalım o zaman üçgenin alanını. Üçgenin alanı nedir? 75 çarpı x bölü 2 değil midir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. 75 çarpı x bölü 2 eşittir. Aynı zamanda 60 çarpı 45 bölü 2 eşit değil midir arkadaşlar? Bölü 2'ler gitsin mi gitsin. Hocam bunu e, kaça bölelim? 15'e bölsen 15 ile sadeleşirsen 5 kalır. Bunu 15 ile sadeleşirsen 4 kalır. Hocam bir daha 5'e bölsem, bir daha 5'e böl bölsem 9 kaldı. X de buradan ne yaptı? 4 çarpı 9 36 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Bir kenar uzunluğu 16 birim olan kare şeklindeki kumaş. Evet 16 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hatta birim kareleri ayrılmış arkadaşlar. Neyse. ABC'de bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere. Önce şekil 1'deki gibi AB doğrusu boyunca ardından şekil 2'deki gibi OD doğrusu boyunca Katlanıyormuş. Tamam şu şekil geldi. Ondan sonra da şöyle bir kesim yapılmış. Kesimde görülüyor herhalde. Sonra açıldığında e, tabii küçük parçalar atılıyor galiba arkadaşlar. E, kesilip bu doğrunun altında kalan küçük parçalar atılıyor. Evet bu doğrunun altında kalan şu küçük parçalar atıldı. e Buna göre kalan kumaşın açıldığında bu kumaşın oluşturduğu şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar atıldığında elimizde kalan şekil bakın burası. Bu önemli bizim için değil mi? Geriye doğru açılım yapacağız. Öncelikle nereye doğru? Önce arkadaşlar şeye doğru yapmıştı açılımı. Önce sağa doğru yapmıştı sonra aşağı doğru yapmıştı. Biz önce yukarı doğru açacağız zaman haydi açalım bakalım yukarı doğru arkadaşlar. Yukarı doğru önce açtığımız zaman şekli şu şekil mi geldi karşımıza? Evet. İster boş kısımların simetriğini alın ister dolu kısımların simetriğini alın. Bakın şu boş kısmı simetriğini alınca şöyle şöyle mi yaptı arkadaşım? Evet. Dolu kısmı mutlaka mutlaka göster. Bak dolu kısım burası. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu sonra İlk etapta nasıl katlanmıştı hocam? Sağa doğru katlanmıştı. Şimdi sola doğru açacağım o zaman. Oradaki şekilde sola doğru açacağız. Bununla ilgili çok güzel sorular çözdük. Anlamışsınızdır artık mantığını. Bunu da sola doğru açınca arkadaşlar simetriğini alıyoruz. Sola doğru simetriğini alıyoruz. Oluşan şeklin simetriğini alacağız arkadaşlar. Bakın buradaki noktanın simetriği burası. Bunun simetriğini aldıktan sonra bakın. Şu ne yapıyor? Uzaklaşıyor böyle. Bu da uzaklaşacak böyle değil mi? Sonra buraya gelecek. Sonra hatta şunun üstüne gelecek arkadaşlar. Sonra buraya gelecek. Sonra buraya gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Hani ayna gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakın ben şöyle yapıyorum. Şuradan başladık ya simetriğini alınca bak, ayna burası. Dikkat edin arkadaşlar. Ayna burası. Aynadan aşağı doğru uzaklaşıyor. Aşağı doğru uzaklaş. Sonra yakınlaşıyor. Uzaklaşıyor. Yakınlaşıyor. Bakın. O şekilde yapabilirsiniz. A burada önemli olan neydi? Dolu olan kısım. İşte buraları dolu olan kısım değil mi? Burada şey soruluyor. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Burası kaç birim? Birim kareleri dayanmışlar ya buraya. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası. 3, 4 ne üçgeni? 5 üçgeni. Arkadaşlar şuraların ne olduğu zaman? Burası 5. Aynı şekilde 3, 4, 5'ten burası da 5. Burası da 5. Burası da 5. Burası da 5. Sonra e, şurası kaç birimde? 3 birimde. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 5 birim burası e, ee, simetrini aldığımızda 5 birim burası. E burası da 5, burası da 5, burası da 5, burası da 5. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5 birim mi? Her yer 5 çıktı be Hey maşallah. Şuradan başlıyorum. 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 5. 12 tane 5 bize çevreyi verecektir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 60 yapıyor. Yani cevap Akçay oldu. ABCD bir dörtgen ve şurada 90 dereceler verilmiş. BL ile DL birbirine eşit verilmiş. BL ile DL birbirine eşit verilmiş. Eşitliği yazalım. Bir de Ali Kara ile KC birbirine eşit verilmiş. Hmm. Hocam şu parçayla da şu parça eşit verilmiş. Bunları kullanmam lazım. Hocam diklikler de var burada. 90'ın karşısında eşitlik var. Oo, ne var burada arkadaşlar? 90'ın karşısında eşitlik. Aklımıza ne geldi? Hop muhteşem işte. Hocam hemen çizdik. Değil mi? Hocam eşit eşitse burası da eşit oldu. Hocam burada da aynı şekilde bak 90 derece var. 90'ın karşısında burada da eşitlik var. Hop muhteşem işte. Burada da aklıma geldi. Çizdik. Ana ne çıktı burada? İkiz kenar. Hocam şu eşitleri de kullanalım mı? Her bilgiyi kullanacağız diyoruz. Eşitliği de kullanacak olursam hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu burada. Aa, Pardon ikiz kenarda çizilen kenar ortay konumunda oldu. Cevap vermiş oldum. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Hocam yüksekliktir. Yani buraları 90 derecedir. Aynı zamanda açı ortaydır. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Takıldık kaldık. Nereyi vermiş bize? 4 kök 6 vermiş. Nereyi? BD'yi. BD 4 kök 6 ise hocam burası 2 kök 6, 2 kök 6, burası da 2 kök 6, burası da 2 kök 6 çıktı mı? Çıktı. Takıldık. takıldığımızdan zaman soruyu okuyoruz. Neyi kullanmadık? 120'yi. 120'yi de kullanalım hocam. 150 pardon. Neresi? ABC açısı 150. Hocam burası 150 ise bu bir dörtgen değil mi? Dörtgenin çeşitleri toplamı 360. Hocam 90, 90, 180'i buradaysa bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Yani bu açı kaç derece oldu? 30. Ben buraya alfa dersem, ikiz kenarlık var burada. Burası da alfa. Ya açıya dal diyor çünkü soru. 150 vermiş. 150 çıkmıyor. O zaman açıya daldım. Alfa dedim. Burası da alfa oldu. Hatta iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası ne oldu arkadaşlar? Şuraya kadar 2 alfa. Hocam bunun tamamı 30. Buraya ne kaldı? 30 eksi alfa mı kaldı? Evet. Hocam x kenarlıktan burası da 30 eksi alfa. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Burası da 60 eksi alfa mı oldu? Hayır. 60 eksi 2 alfa mı oldu? Evet. Aa dikkat edin. Şurayı toplayın bakayım kaç çıktı. 2 alfa ile 60 eksi 2 alfanın toplamı ne yapıyor? Hocam burası 60 derece yaptı. E 60 derece ise burası arkadaşlar. İkiz kenarda çizilen yükseklik açı ortaya olacağından 30-30 diyebiliriz. Ya da ikiz kenar ya bu. Tepe açısı 60 ise 180'den 60 çıkart. 120. 2'ye böl. Hocam burada açılar da 60'ar er derece çıktı. E o zaman bunlar da 60'ar er derece çıktıysa arkadaşlar. 60-90 ise burası da 30 derece oldu mu? Oldu. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Kök 6'dır. E30'ı karşı kök 6'ı 60'ı karşı X ne yapacaktır? Kök 6'nın kök 3 katı. Yani kök 18. Yani bu 9 çarpı 2 olduğundan cevabımız ne olacaktır? 3 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap balık esir. <laughs>